20 Ekim Çarşamba Cumhuriyet Gazetesi Zafer Arapkirli 155'i ararım. Artık duymayan, izlemeyen kalmamıştır ama hatırlayalım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hafızalara en çok kazınan sokak röportajlarından birinde bugünün iktidarını savunan ve geçmiş vesayet dönemlerini eleştiren sakallı tonton bir abi kenardan laf atan ve yürüyüp giden laik görünümlü bir hanımefendiye öfkeyle aynen şöyle seslenmişti. Bak vallahi 155'i ararım. Seni içeri aldırırım. Vatan haini seni. Hain seni aslında sıradan vatandaşların kendileri güçsüz hissettiği ve tartışamayacak kadar savunmasız hale geldiği noktada hep başvurduğu bir silah sarılmaktır bu. Seni içeri aldırırım. Devleti arkasına alacak ya, kendi açığını devletin gücüyle kapatacak ya, rakibini de bu şekilde etkisiz hale getirecek ya, bundan güzel bir çare olamaz tabii. Sadece telefonun 3 tane tuşuna basacaksın. 1, 5, 5 devlet gelecek ve senin yardımına koşu verecek. Ötekini dövüp seni sevindirecek. Bu şekilde de haklı olacaksın. Aklınca maçı kazanacaksın. Kendisi de devlet denen devasa aygıt tarafından ezim ezim ezilmiş eziklerin böyle bir davranış içinde olmasını gayet iyi anlayabilmek için insanın sosyoloji profesörü, psikoloji doktoru, psikiyatri masterı filan yapmış biri olması şart değil peki ama devleti bizzat temsil eden insanların böyle bir haleti ruhiye içine girmesinin ya da daha açık ifade etmek gerekirse düşmesini nasıl izah edeceğiz Bugün geldiğimiz noktada ülkeyi yönetme durumunda bulunanlar yönetemedikleri iyice açığa çıktıkça sorunlar karşısında çaresiz kaldıkça dertlerin altında ezildikçe başarısızlık üzerine başarısızlıklara imza attıkça hemen her tartışmada sopaya sarılmaya başladılar yani 155'i e ararım ha diye bağıran ve devletten medet uman o meşhur dayı benzeri bizzat kendi emirlerindeki 155'e emir vererek göreve çağırmaktalar. Ülkenin dört bir yanında sorunlarını dile getiren ve hukuksuzluklara itiraz eden gazeteciye, öğrenciye, akademisyene, aydına, memura, işçiye, emekliye karşı elindeki silahlı, sopalı, gazlı, tazikli sulu, mermili, kelepçeli, tekmeli, yumruklu, tokatlı gücü sorgusu sualsiz derhal kullanan devlet, kendini neden o ezik dayının durumuna düşürür? Daha da ileri giderek bu ülkenin ana muhalefet liderinden ve diğer muhalefet liderlerinden gelen en ufak bir eleştiriye dahi tahammül göstermeden, duyduğu anda adeta telefona sarılıp 155'i ya da Cumhuriyet Savcılığını aramaya neden tevessül eder bu ülkeyi yöneten insanlar? en doğal haklarını kullanarak, daha doğrusu anayasal görevlerini yerine getirerek uyarıcı olma adına bir çıkış yapan muhalefet temsilcileri hakkında hemen savcılığa şikayette bulunmak ne demektir? Nasıl bir arızalı aklın ürünüdür? En son örneğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son iki çıkışta gördük. Kılıçdaroğlu önce mealen Siyasi iklimin iktidar tarafından daha da gerilebileceği ve önümüzdeki dönemde siyasi cinayetlerin işlenebileceği bir ortamın oluşmasından endişe duyduğunu söyledi. Bunun karşısında ülkeye ve ortama hakim güçlü bir iktidarın yapması gereken tek şey vardır. Kılıçdaroğlu'nu ve tüm vatandaşları ikna edici biçimde bu kaygıların doğru olmadığını beyan etmek ve korkuları giderici bir tavır almak. Peki bugünün iktidarı ne yapıyor? Tam da yukarıda örneklediğimiz gibi 155'i ararım ha. Aldırırım seni içeri ha. Seni hain seni refleksine sarılıyor. Sonra aynı Kılıçdaroğlu çıkıyor, kamuda görev yapan herkese sesleniyor. Mealen, bu devletin memuru bugünün iktidarı tarafından bir parti devleti haline getirilmiş devlet mekanizmasının kanunsuz işlerine imza atmasın, alet olmasın, yasa dışı emirleri uygulamasın, diyor bunun neresinde ihanet, tehdit, vesayet özlemi, darbeci zihniyet var? Ülkenin kontrolünü elinden kaçırmış, kendine güveni sıfırlanmış, savrulmakta olan, artık sopadan başka bir seçenek görmeyen yöneticiler anında telefona sarılıp 155 moduna giriverdiler. Yok efendim şikayet, yok efendim soruşturma, yok efendim savcılık vesaire. Bu sağlıksız ve arızalı anlayıştan bir an önce kurtulmadıkça ülkeyi daha da kötü bir yere taşıdıklarının farkında olmayanlar, yapılacak ilk serbest ve özgür seçimde gidici olduklarını anladıkları için böyle davrandıklarını kendileri de biliyorlar aslında. Çünkü başka çareleri kalmadı. Değişim, eleştiri özgürlüğü, demokrasi ve adalete susamış bu toprakların Tüm onurlu yurttaşları artık bu çaresizlik içinde 155'e bağlamış iktidardan kurtulmak istiyor. Geliyor gelmekte olan sandık hemen şimdi.